Herkese merhabalar. ETV Türkiye'den, ETV Türkiye'de sizlere emeklilik, emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücret, staj ve çıraklık mağduriyeti ve bütün aslında Türkiye'de yaşanan çalışma ve sosyal güvenlik hayatındaki gelişmelerle ilgili, mağduriyetlerle ilgili bilgiler aktarmaya, haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yine önemli ve detaylı bir haberimiz var. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Katıl butonuyla bize katılabilirseniz de katıl butonuyla da bize katılmanızı rica ediyoruz. Bu anlamda destekleriniz bizim için önemli. Her zaman vurguladığımız gibi ne kadar çok büyük bir kitleye ulaşırsak o kadar çok mağduriyetlerin sesini duyurabiliriz hep birlikte. Şimdi iktidarın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bütçe bahanesi ortadan kalktı gibi görünüyor. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü iktidar çok uzun zamandır biliyorsunuz AK Parti EYT'lilerin bütçeye çok büyük bir yük getireceğini, SGK'nın batmak üzere olduğunu ve SGK'nın zararda olduğunu söylüyorlardı. Böyle bir algı aslında oluşmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun zararda olduğuyla ilgili. Hatta bütün emeklilikte yaşa takılan arkadaşlar bununla ilgili yorumlar yapıyorlardı haberlerimizin ve videolarımızın altına. Özellikle şunu söylüyorlardı: SGK'da para yok, nasıl çıkacak EYT'lilerin yasası diye. İşte bugün SGK'dan yapılan bir açıklama Anadolu Ajansı'nın haberiyle aslında bunun tam tersi olduğunu gösterdi. Neydi bu haber, neydi bu açıklama? SGK'nın son 20 yılın en büyük aslında gelir gider dengesinde olduğunu vurgulayan bir haberdi. Özgür Erdursun bununla ilgili bizimle bir bilgi paylaştı, haberi paylaştı ve bir yorum yaptı. Bunu paylaşayım önce sizlerle, ondan sonrasında değerlendirelim konuyu. Anadolu Ajansı'nın haberi. Bakın haberde ne diyor size söyleyeyim. Çok objektif haber yapıyor Anadolu Ajansı biliyorsunuz. Tabii. Çok o objektif haberlerinden bir tanesinde şunu söylüyor. Diyor ki Anadolu Ajansı muhabirinin SGK'dan aldığı bilgiye göre 2021'de 633 milyar 207 milyon lira gelir elde eden kurum 654 milyar 827 milyon lira gideri oldu diyor. Gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %96.7'ymiş. Bu arada ben ofisimdeyim biliyorsunuz. Bir taraftan evet, da çalışıyorum da imzalar falan geldiği zaman onları evet, da tamamlayıp evet, çalışıyorum. Evet, arkadaşlar var mıydı? Hem işimizi yapalım hem de bilgiler aktaralım, beraber olmuş olsun. Gerçekten. Şimdi şöyle söyledi, gelirleriyle giderlerini karşılama oranı %96.7. Peki 2002 yılında kaç liraydı? Yani diyor ki AK Parti geldiğinde kaçtı? %70'ti diyor gelirleriyle giderlerini karşılama oranı. Yani SGK'da artık daha fazla para var. Öyleyse ne duruyorsunuz? EYT yasasını çıkartın. Hani para yani, yoktu? Değil mi? Yani bakın merak etmeyin, devletin kurumları sapasağlam ayakta. Hatta çok iyi işler yaptık, devletin kasasına para var, merak etmeyin diye bir taraftan reklam yapıyorlar. İşte EYT yasasını çıkartın öyleyse dediğimizde para mı var kardeşim diyor. Ya para var mı yok mu? Aklımızla. Evet, gerçekten de yapılan açıklamalarla aslında biraz aklımızla oynuyorlar gibi gözüküyor. SGK'da para var mı yok mu? Emeklilikte yaşa takılanların yasasına gelince para yok deniliyor. Bütçeye yük olacağı söyleniyor. Ama öbür taraftan da SGK'nın son 20 yılda ne kadar büyük bir hani gelir gider dengesine oturduğu konuşuluyor. Geliri 633 milyar 207 milyon lira SGK'nın 2021 bütçesinin, gideri ise 654 milyar 820 milyon lira. Yani son 20 yılda gelir gider dengesini oturtmuş ve SGK'da aslında para varmış. O zaman emeklilikte yaşa takılanların yasası neden çıkmıyor diye de sormak herhalde bizim hakkımız ve bunu ısrarla soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla iktidar için emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkmaması için bir sebep, bir bahane
kalmadı bu durumda. Ya işte SGK'da para varsa EYT yasasını çıkarmalılar. SGK'da para yoksa da insanların aklıyla dalga geçecek şekilde çelişkili açıklamalar yapmamalılar. Aslında bunu her zaman vurguluyoruz. Açıkçası şunu da söylüyorduk hep. Yani devletin kurumları, Özgür Erdursun'un da söylediği gibi, devletin kurumları yerli yerinde, devletin kurumları işlevini sürdürüyor ve bu işlevini sürdürmesi aslında vatandaşın lehine çalışması ile biz bunu göreceğiz. Hani işlevini sürdürdüğünü. Evet, devletin kurumları yerinde, para da kazanıyor. Aslına bakarsanız SGK'nın zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunu SGK söylüyor. Biz söylemiyoruz sonuç olarak. Madem işte SGK'nın bütçesi yerinde, o zaman emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar için de bir takım adımlar, hamleler yapıp EYT yasasını çıkartıp emeklilerin durumunu da daha iyi bir düzeye gelecek şekilde SGK'nın bu bütçeyi vatandaşa harcaması gerekiyor. Dolayısıyla biz ETV Türkiye olarak her zaman aslında emeklilikte yaşa takılanların bir bütçe konusu olmadığını, bir bütçe sorunu olmadığını her zaman vurguladık, söyledik. Bu bütçe iktidar için bahane dedik. Çünkü bir de hani telaffuz edilen rakamlar, iktidar tarafından EYT için telaffuz edilen rakamlar o kadar abartılı ki, hani neredeyse Türkiye'nin bütçesinden bahsediyorlar emeklilikte yaşa takılanlar için. İşte geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu işte 800 milyar dedi EYT'lilerin bütçesi için. Yok böyle bir şey, yani böyle bir şey olmadığını sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun zaten çok detaylı bir şekilde bir araştırma yapıyor biliyorsunuz EYT'lilerle ilgili ve bu araştırma raporlarını sürekli paylaşıyor. 800 milyar gibi bir rakam söz konusu asla ve asla değil. Dolayısıyla şimdi bunu da hani biz işte evet SGK'nın bütçesinin olduğunu, parasının olduğunu açıkladık ama EYT'lilerin de ama bütçesi işte SGK'nın bütçesini çok aşıyor. 700-800 milyar gibi bir rakam oluşturuyor gibi bir açıklama gelirse şaşırmayız ama bunu da asla ve asla inandırıcı bulmayız. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanların yasası bugün çıksa hiçbir şekilde o rakamlar, yani 700-800 milyar gibi bir rakam olmayacağı gibi çok düşük, işte 20-30 milyar gibi bir rakama emeklilikte yaşa takılanların yasası aslında sorunu çözülüyor. Mağduriyet tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Bunu da çok net bir şekilde biliyoruz. Bugün yasa çıksa işte 4.800.000 emeklilikte yaşa takılan varsa bunun sadece işte 600-700 bin kişinin aynı anda emekli olacağını, geri kalanlarının zaten işte primlerinin eksik olması sebebiyle ve başka bir takım sebeplerden dolayı hemen emekli olmayacaklarını biliyoruz. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar aslında kendileriyle ilgili artık son derece bilinçliler. Kaç kişinin emekli olacağını, bütçeye ne kadar mal olacağını hepsini detaylı bir şekilde biliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda iktidardan yapılacak olan işte 700-800 milyarlık bir gider olacak, bir külfet olacak gibi bir açıklamaya da kimse inanmayacaktır ki bu gerçeği yansıtmıyor. O halde SGK'nın parası var diyorsanız emeklilikte yaşa takılanların yasasını da bir an önce hemen derhal çıkartın. ETV Türkiye olarak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de bizleri takip etmeye devam edin.